Nazarboncuğu alabiliriz lütfen. Bu akşamki başlangıçta nazarboncuğu alalım lütfen bu akşam. Yani siz bu şarkıyı bilirsiniz eminim. Acaba siz de bilir misiniz sevgili Instagram arkadaşlarımız? Yani bu Kıbrıs'ın çifte telli şarkısıdır. Evet, lütfen rica ediyorum arkadaşlar sizden bu akşamki yayınımıza nazar boncuğuyla başlayalım. Nazar boncukları gelsin lütfen. Hem Facebook'tan hem Instagram'dan ve ona göre ben de konuşmaya başlayayım. Çünkü hani yayına yazdım ya, bir Kıbrıs atasözü der ki, bir Kıbrıs atasözünün ne dediğini yayının ilerleyen dakikalarında konuşacağım. Ama bir Fransız atasözü der ki, felaketler arka arkaya gelir. Ya yani bu kadar olabilir mi ya? Klima bozulur, klimayı onardın, hidrofor bozulur, hidroforu onardın, musluk bozulur, musluğu onardın, televizyon bozulur, televizyonu onardın, o bozulur, öbürü bozulur. Yani inanmayacak, biraz sonra tesisatçı gelecek eve. Yani bu kadar olabilir. O yüzden lütfen nazar boncuklarını alalım,
öyle başlaydım yayına. Zaten geçen hafta da hatırlarsınız biraz sıkıntı yaşadık yayını. Yarıda kesmek zorunda kaldık. Sonra tekrar başladık. Onun için bu akşam iyi yayınlar, merhabalar. Tamam, çok teşekkür ederim hepsi için de. Ama özellikle bu akşam bu yayınımızda nazar boncuğuyla başlayalım arkadaşlar. Sağ salim yayınımızı yapalım. Sağ salim yayınımızı bitirelim. Şimdi o kadar bir çok konu var ki konuşacağımız. Hepsini bu akşam değerlendireceğiz ama benim öncelikle söylemek istediğim şey şu. Hemen hemen bütün yayınlarımıza biz bunu dile getiririz. Nazar boncukları durmasın lütfen. Devam etsin. Sağ salim her şeyi halledelim. Şunu söyleriz hep yayınlarda. Söylemesi değil yapmasıdır. Değil mi? Yani söylemeye, söylen, neler söylen. Söyle gitsin. Hani derler ya dilin kemiği yok, söyle gitsin. Onu da yaparım, bunu da yaparım, öbürünü de yapacağım, orada gideceğim, burada geleceğim. Söyle gitsin ya. Yapmasıdır esas. Esas olan söylediğini yapmasıdır. Bizim memlekette, özellikle bizim memlekette, dünyada da bu böyledir ama özellikle bizim memlekette sadece söylemesidir. Yalnız söylemesi, söyle gitsin. İşte bu o falan filan ne olacak o iş ya söyle gitsin de tamamdır. Nasıl olsa arkasının geleceği yok. Takip eden yok, merak eden yok, peşinden gelen yok. Söyle gitsin. Yapması öyle mi? Esas olan söylediğini yapmasıdır. Şimdi bu akşamki programımızın ana fikrini de bu oluşturacak. Ama ondan önce şimdi nasıl bir süreç içerisinde olduğumuzu bence daha tam fark edemedik hiçbirimizde. Yani gerçekten neler olduğunu, neler yaşandığının farkında değildik. Olay aynen şöyle başladı. Başbakan Ünal Üster kabine değişikliği yapacağını duyurdu. Yani duyurdu derken kabine yani piyasaya duyurdu deyim. Kamuoyuna duyurdu. Yakında kabinede değişiklik olabilir dendi. Geçtiğimiz yazın sonunda. Tamam mı? Ve doğal olarak beklenen Sayın Hasan Taçoy'un görevden alınmasıydı ki Hasan Taçoy da her ikide bir de işte ben artık lazım burada olmayayım. Ben genel başkanlık isterim. Benim kabinede olmama gerek yok gibi laflar söylerdi. Ve doğal olarak da Başbakan Ünal Üster Hasan Taçoy'u görevden aldı. Görevden okuyacağım mesajlarınızı. Görevden alınmasıyla birlikte bu ülkede bir daha hiçbir şey eskisi gibi olmadı arkadaşlar. İşin başlangıcı, çünkü bizim ülkede gündem çok hızlı değiştiği için böyle tak 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 biraz sonra geleceğim. İnsan kaçakçılığı derken o yandan sanal betten biri tutuklanır. Öbür taraftan işte eski bakan rüşvet aldı diye suçlanır. Öbürü içeride yatır, öbürü mahkemeye çıkar. Pusulayı kaybettik yani. Anladın mı? Pusulayı kaybettik bunun içinde. O kadar bir hızlı değişir her şey. Ama biraz geriye gidersek işin başlangıcına döneceğim ben. Hasan Taçoy görevden alındı. Yerine Sadık Gardiyanoğlu atandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı olarak. Beklenen bir şey miydi? Bu beklenen bir şeydi. Dediğim gibi zaten Hasan Taçoy kendi ağzıyla söyledi. Benim burada işim yok. Beni lazım görevden alsın. O da aldı zaten kendini. Görevden alındığında Hasan Taçoy ve o günden bahsedelim. Aynı gün. Ve görevi Sadık Gardiyanoğlu'na devrettiği gün bu ülkede her şey değişti. Her şey. Çünkü o gün o görev değişikliğinin devir teslimin yapıldığı gün Hasan Taçoy geldi. Sadık Gardiyanoğlu geldi. El sıkıştılar. Biri devretti. Biri devraldı. Devreden gitti. Devralan Sadık Gardiyanoğlu kaldı ve müdürlerini topladı. Adam ne bilir Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı. Dedi ki hangi dairelerimiz var, hangi sorunlarımız var,
Nerede iyiyiz, nerede sıkıntılıyız, sigortalarda durum ne, çalışma hayatında durum ne gibi gibi bilgi alır bir alışverişinde bulunurken bürokratlarıyla bir tanesi çıktı ve dedi ki Sadık Gardiyanoğlu'na, Sayın Bakanım sizinle özel olarak bir şey görüşebilir miyim? Bakan Bey de dedi ki tabii ki hay hay. Hemen orada o saat yan odaya geçtiler ikisi. Ben çok iyi bilirim bunu, hem Sadık Gardiyanoğlu'ndan dinledim, hem Sadık Gardiyanoğlu programda anlattı. Hem o ikinci kişi de, üçümüz de oturup konuştuk. O Sayın Bakanım sizinle görüşebilir miyiz özel bir konu diyen kişi. Ve dedi ki kendisine, bu reçetelerle ilgili sıkıntılar var. Sahte reçete konusuyla ilgili bazı sıkıntılar var. Oturdu, anlattı Sadık Gardiyanoğlu'na. Sadık Gardiyanoğlu zaten ne bilir? Reçete nedir? Sosyal sigorta reçetesi nedir? Yolsuzluğu nedir? Bilmez adam bunları, doğal yani. İlk defa geldi. O günden bahsederim sana. Hatta o saatten. O saat geldi adam daha göreve. Ve tabii ki şok geçirdi. Daha koltuğa oturmadan böyle bir şeyle karşılaştı. Ve kendi güvendiği arkadaşlarını topladı. Bu sefer daire dışında. Dairenin dışında. Kendi arkadaşlarını topladı bu işlerden anlayan ve dedi ki ya bana böyle 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 bir şeyler söylendi. Nedir bu iş? Onlar da Sadık Gardiyanoğlu'na tırnak içinde söylüyorum. Güldüler. Dediler Sayın Bakan. Yani sen bunu daha şimdi duydun. Bu ülkede bu senelerdir yapılır. Hatta dün akşam Caner Efik dedi ki, Er Meydanı'nda konuğumdu. Caner Efik dedi ki 2013'te ben bunları gündeme getirdim dedi. Yani 11 sene evvel. Bu iş vardır. Böyle bir yolsuzluk vardır. Böyle bir usulsüzlük vardır diye o yakın arkadaşlarından da teyit aldı. Tamam mı? Ve başladı mı olay? Hayır, başlamadı. Bakın lütfen burayı bir daha paylaşın. Bu arada sevgili arkadaşlar, yayınımızı paylaşanlara, Instagram'da arkadaşlarını etiketleyenlere her zaman olduğu gibi ekstradan teşekkürlerimizi gönderiyoruz. Hepimizin programı, Ev Meydanı ailemiz. Devam. Hemen başladı mı olay? Hemen başlamadı. Sadık Gardiyanoğlu daha o gün bakan oldu. Bindiği gibi arabaya dümdüz Ünal Üstel'e gitti. Ünal Üstel de yılların bakanı, yapmadığı bakanlık kalmadı. Al iç işlerinden gel turizme, ondan ulaştırmaya, bu yandan sağlığa, ne gelirse aklına hepsini yaptı. Meclisin en eski vekili ve şu anın da başbakanı. Yani o günü. Dedi ki Sadık Gardiyanoğlu Ünal Üstel'e, Sayın Bakanım benim önüme böyle 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 bir şey getirdiler. Bu reçetelerde, doktorlarda, eczacılarda, sosyal sigortalarda büyük yolsuzluk olduğunu söylediler. Ne yapalım? Ünal Üstel de orada kalktı ve Sadık Gardiyanoğlu'na dedi ki sonuna kadar gidin. Bak, Ünal Üstel'in bu talimatıyla, bu yol açmasıyla, bu okeyi vermesiyle ve Sadık Gardiyanoğlu'na sonuna kadar gidin demesiyle Sadık tabii ellerini başladı uyuştursun. Yani onun için siyasi açıdan söylüyorum. Bulunmaz bir nimet. Geldim ben, oturdum koltuğa, otururken de daha bütün yolsuzlukların üstüne gidiyorum havasıyla. Bir başladı, bir daha o günden sonra hiçbir şey eskisi gibi olmadı. İnanamayacağınız insanlar tutuklandı, doktorlar tutuklandı, eczacılar tutuklandı, gencecik kızlar eczacıların yanında çalışanlar tutuklandı. Çok muteber doktorlarımız tutuklandı, eski başbakan, meclis başkanı elinde kelepçelerden tutuklandı. Darmadağın bir şeyler olurken, tutuklamalar devam ederken aniden bir sahte diploma olayı çıktı memlekette. Sahte diploma nedir? Bir özel üniversitenin sahibi, bunlar beni soyuyor okulda diyerek bir denetim yapıyor ve denetimin içerisinde görüyor ki öğrenci sayısından fazla mezun var okulda, okuttuğu farklı, mezun ettiği farklı, aldığı para farklı, topladığı para farklı. Bu işin üzerine gidiliyor ve inanılmaz olaylar olmaya devam ediyor.
Eski bir bakan ve milletvekili Kemal Dürüst tutuklanıyor. Ulusal eşi tutuklanıyor. Hali hazırda görevde olan üst düzey bir bürokrat eşi tutuklanıyor. Bütün bunların içerisinde bana hiçbir şey olmaz. Ben görevimin başındayım diyen o Turgay Avcı tutuklanıyor. YÖDAK'ın başkanı. Yani her gün birileri tutuklanıyor. Bunlar olurken tabii ki bizim Kıbrıs'ın en önemli malzemesi olan dedikodu mekanizması da çalışıyor. Onu da alacaklar, bunu da alacaklar. Sıra ona geldi, şimdi buna geldi. Ötekine de geldi derken inanamayın, bak inanamayın. 3 yıldız geleceğin emniyet müdürünü, polis genel müdürünü de aldılar. 3 yıldız. Onu da aldılar. İçeri. Ve bütün bunlar olurken başka şeyler daha olmaya başlıyor. Ne oluyor? Birazdan konuşacağım onları. Şimdi de sırada insan kaçakçılığı var deniliyor. İnsan kaçakçılığına bulaşanlara gidilecek. Bu arada bugün bir haber, sanal bet işi yaptığı söylenen Ertuğ Dilaver tutuklanıyor. Bunlara ayrı geleceğim. Ama burada şunu söylemem lazım. Bakın. Bu ülkede bütün bu yaşananların hepsi, bak hepsi diyorum sana, az önce örneğini verdim. Caner Efik dün akşam yayında söyledi, 2013'te vardı bu sosyal sigortalarda reçete yolsuzluğu diyor, 2013'te. Yani bu özellikle sektörün içerisinde olanların hepsinin bildiği bir şeydi, gizli bir şey değildi bu. Bir, sahte reçete ve doktorlar, eczacılar. İki, sahte diploma konusu. Ya bu memlekette üniversitelerin durumunun, bu üniversitelerin üniversite olmadığının, bu şeyden sağlık ve toplumdan bahsetmiyorum. Çünkü hepsini yetiştiremem anladayım, vaktim yetmez. Arada Massachusetts gider, tutuklanır, Massachusetts'te 4 kişi, biz üniversiteyik der, üniversite olmadığı ortaya çıkar, polis der ki bunlardan hiçbir iyilik görmedik. Yani iyilik derken şunu demek istiyorum. Bunlar güya mesleki eğitim verecekler 2 yıllık. İşte seni tırnakçı yapacak, makyöz yapacak, ne bileyim ben el eğitimi verecek falan filan. Ya seni mezun edip topluma kazandıracak. Polis diyor ki bir tane bile böyle bir şey görmedik. Ama binlerce insan var bu işin içinde. Binlerce. Kapa parantez devam. Sahte diploma konusuyla ilgili bunlar oluyor. Bu ülkede üniversitelerin ne olduğu, ne durumda olduğunu biz bilmezdik. Herkes bilmez yani bunları. 6 ay önce başladı bu sahte reçete işi. 6 ay önce bilmez miydik biz sağlıktaki sorunları, üniversitelerdeki sorunları? Devamı geleceğim birazdan. İnsan kaçakçılığıyla ilgili ya gözümüzün önünde yaşanır. Bırak yani bir bilgi gelsin bize, belge gelsin. Boş ver. Sen kendi gözünle görmez miyim bu memleketteki insan profilinin nasıl değiştiğini? Sanal bet yani sanal bet bak. Gözümüzün önünde de değil ha. Sanal bet, tamam. Gözümüzün önünde de değil. Gözümüzün içinde yaşanır ya. Ya bu memlekette sanal betin olduğunu bilmeyen bir tane, yani angut diyeceğim artık. Bir tane angut var mı bu memlekette, bilsin ki sanal bet yoktur bu ülkede. Ya Kıbrıs'ta, Kuzey Kıbrıs'ta sanal bet ne münasebet ya. Yoktur Kıbrıs'ta sanal bet. Yani bunu söyleyebilecek bir Allah'ın kulu var mı? Yok. Bütün bunları niye anlatıyorum size? Ünal Üstel'den başlayarak. Şundan dolayı. Ünal Üstel bu işlere yol verdi. Bak. Birazdan tabii hepsini anlatacağım. Yakınlarını filan, samimiyetini, ciddiyetini hepsini anlatacağım. Ama şunun hakkını vermek lazım. Ne diyoruz biz arkadaşlar? Her zaman adalet, her yerde adalet. Bütün bunlar, bütün bu olaylar, az önce örneğini verdiğim işte reçetedir, sahte diplomadır, üniversitelerin durumudur, sahte üniversitelerdir, insan kaçakçılığıdır, sanal bettir falan filan. Bütün bunların hepsi yıllarca gözümüzün önünde yaşandı ama kimse hiçbir şey yapmadı. Hiçbir şey. O var dediler, bu var dediler, bu olur dediler, kimse elini kıpırdatmadı. Demedi yani ya bir el atalım bu işin içine de bakalım ne oluyor. Bu kadar yolsuzluk, bu kadar hukuksuzluk, bu kadar usulsüzlük var madem. Ve gözümüzün önünde, hatta gözümüzün içinde yaşanıyor bunlar.
Bir bakalım biz bu işlere demedi kimse. Ünal Üsten hükümeti dedi. O yüzden burada Ünal Üsten'in hakkını ben şahsen teslim ediyorum. Ve diyorum ki bu kadar yıldır, 50 yıldır bu memlekette yaşandı bunlar. Ama az ama çok. Ama bazen o sektörde, bazen öbür sektörde. Yaşandı mı? Yaşandı. Biri bir şey yaptı mı? Yapmadı. Ünal Üsten'e Sadık Gargahanoğlu'nun gittiği gün bu memlekette her şeyin yani sil baştan başladığı gün oldu. Bu özeti yapmak istedim. Ünal Üsten'in önce hakkını vermek istedim. Şimdi gelişmelere gelelim. Bütün bunların içerisinde biraz değindim az önce. İşte üç yıldızlı bir polisin tutuklanması, eski bakanın tutuklanması, efendime söyleyeyim YÖDAK başkanlığının, YÖDAK genel sekreterinin tutuklanması filan. Bu arada bir parantez. Bakın çok öyle mi? Nikos da izlemiş programımızı. Mr. President, my regards to you. Buraya da resim ve gelsene güzel olur ha. Düşün Nikos Christodoulis Instagram'dan takip eder bizi şu anda. Selamlarımı gönderiyorum kendisine. Burada da Ersin Bey gelse güzel olmaz. Her yayınımıza gelirdi eskiden Ersin Bey. Yayın başlarında tek Ersin Tatar orada. Şimdi bakarım Ersin Bey tek ortada yok. Ama selamlarımı gönderiyorum ona da tabii ki. Cumhurbaşkanımıza. Ünal Üsten'in hakkını vermek lazım. Gelişmeleri de tekrardan değerlendirmek lazım. Bu arada bir parantez açıp bir şey söylemek istiyorum. Uzmanı değilim bu konunun ama aklım mantığım yerindedir. Takip edebilirim olayları. Ve kardeş gözünüzü seveyim. Bak gözünü seveyim. YÖDAK diye bir kurum var. Darmadağın başkanını tutukladılar, genel sekreterini tutukladılar, eski yöneticisini tutukladılar, kimisini yolsuzluktan, kimisini rüşvetten tutukladılar. Milli Eğitim Bakanı her gün her saat mecliste YÖDAK'ı eleştirdi. Dendi ki YÖDAK sil baştan yenilenecek. Karşısına, başına kimi getirdiler bileyim? Dayı sıkıya girdiğinde bırakıp kaçan rektörü getirdiler yahu. Yahu 2 yaşında çocuğa sorsan bunu diyecek ki sana ya madem bu kadar iyi bilir bu işleri daha önüne toparlamadı da bıraktı kaçtı. Değil mi? Bak hiç anladığım bir konu değil abi benim. Eğitim, yüksek öğretim işte ne bileyim ben yönetme, denetleme hakim oluyoruz işte biz de. Ama akıl var, mantık var be kardeş. Demez mi yani bir insan yahu işte nedir Aykut Bey, Aykut'tur ismini zannedersem. Aykut Bey, yahu Aykut Bey daha önüne toparlayamadı bıraktı kaçtı. Koskoca YÖDAK'ı vereceği kendine demediler. YÖDAK'ın başına Aykut Bey'i getirdiler. Ben tabii ki başarılı olsun istedim. Ama mantığa baktığımda, aklına baktığımda akıl bana bunu söylüyor. Sen bir tane üniversiteye üstelik de full yetkiliyken batışı, grevleri ve ilerisinin iyi görünmemesi üzerine toparlayamadın, bıraktın, kaçtın. Daha iyi. Şimdi işte 23 tane birbirinden darmadağın olmuş eğitim sistemini geleceğim senin yüksek öğretimi toparlayacaksın. Artı bırak üniversiteleri. Bir daha o kaçaklar var ha ki haberimiz yoktu. İşte Massachusetts gibi bilmem ne gibi. Üniversitede diye gittiler. Üniversite değil. Ve yine akşam Cale Hanım söylüyor. Diyor ki sorulmuş mecliste Nazım Bey'e niye verdiniz bu izinleri? Cevap efsane. Nazım Bey de demiş ki istediler verdik. Nasıl? Ne kadar güzel değil mi? Nazım Bey buyurun biz üniversite izni isterdik. Madem istediniz verelim. İstediler verdik diyor Nazım Bey. Verdin gördük ne olduğunu. Kapa parantez devam. YÖDAK'la ilgili bunu söylemem lazımdı. Tutuklamalar devam ederken mahkeme süreçleri, teminatlar, davalar şunlar bunlar derken bu sefer de eski bir bakanımız, siyasetin belki de en temiz yüzlerinden birisi, yüksek öğretimin içinden gelmiş, Ziya Öztürk'lerle ilgili rüşvet iddiaları ortaya atıldı. İddia da değil, bunun da ötesinde diyorlar ki kamera görüntüleri var. Verilen rüşveti alırken. Bunun üzerine Ziya Bey'i tebrik ediyorum kendisini. Çünkü hep söylerim ben, bizde beyan esastır. Sen evvela beyanı yap. Ben senin bir beyanını alayım.
Ondan sonra ben bakarım. Gerçek mi değil mi, yalan mı söyledin, güvensizlik mi yaptın, samimi değil miydin, ona bakarım. Ama beyanını alalım. Beyanını aldık, diyor ki Ziya Bey kesinlikle reddederim. Buluşma da doğrudur. Bir şey aldığım da doğrudur. Ama aldığım rüşvet değildir, kitaptır. Kitap almış. Adaken Üniversitesi'nin sahibinden veya rektöründen ikisinden biri. O da çıktı ve dedi ki kesinlikle böyle bir şey yoktur. Yani ikisi de reddetti. Yargı kararını verecek. Bütün bunlar olurken şimdi olay başka boyutlara gelmeye başladı. Zaten yayının başına ne yazdım orada? Dedim ki bir Kıbrıs atasözü der ki. Ne der Kıbrıs atasözü? Pandemi döneminde buralardan çıkmış Kıbrıs atasözü nedir? Bundan kötüsü olmaz dedikçe bundan kötüsü olmaya devam eder. Kıbrıs atasözüdür bu. Den ki tamam dibe vurduk. Bundan kötüsü olmaz der artık. Ve bir bakan bundan kötüsü olmaya devam eder. Başladı. Hani dedim ya önce dedikodu mekanizması çalışır sonra gerçeğe döner. Nereye geldi iş? Ünal Üster'in yakınlarına geldi. Bak bu yakınlarıyla ilgili birazdan size çok önemli bir şey söyleyeceğim. Bunu bugüne kadar biri dile getirdi mi zannetmiyorum. Ama Ünal Üstel'in yakınları konusu var ya, Ünal Üstel'in yakınları konusuyla ilgili size birazdan öyle bir cümle söyleyeceğim. Kayıtlarda bulunsun o. Aniden Ünal Bey başsavcılığa gitti. Başsavcılığa rutin bir ziyaret olduğu için gidildiği söylendi. Kimse inanmadı ona. Olayın ne olduğu konuşulur, tartışılırken bu sefer de Ünal Bey'in iş dönüp dolaşıp yakınlarına geldiği söylendi. Ünal Bey'in yakınlarına da gelince iş samimiyette takıldın orada. Çünkü iş artık samimiyete geldi. Sadık Gardiyanoğlu'na yürü dedin. Yürü, sonuna kadar yürü. Kime dokunursa dokunsun dedin. Sahte diploma işi başladı. Eski bakanını aldılar. Size yakın olan YÖDAK başkanını aldılar. Çıktın. Çürük elmalar ayıklansın. Kim suçluysa cezasını çeksin. Bu işleri temizleyeceğiz. Dedin. Bravo. Tebrik ediyorum. Dedin. Söyledin. Yaptın. Ben de seni takdir ettim burada. Şimdi iş senin yakınlarına geldi. Bakın bu yakınları konusu dedikodu malzemesi olarak başlar, ciddiyete döner bu ülkede dedik, gelinen nokta odur. Lütfen burayı dikkatli dinleyiniz arkadaşlar, lütfen. Böyle bir cümleyi daha önce biri sarf etti mi bilmiyorum. Eğer sarf ettiyse de bilgim yok. Ama bunu sizin benim yayınımda, Facebook'ta, Instagram'da bizi dinleyen, bizimle birlikte olan arkadaşlarımızın bilmesini ve kayıtlara geçirmesini istiyorum. O da şu. Ünal Bey'in yakını var ya, yakını. Ki biz asla o işlere girmeyiz. Hiç girmedik, hiç girmeyiz. Ama hani ki Halkın Partisi'nin genel başkanı Kudret Özesay yazdı Facebook'unda ki gittik biz Girne, UBP Girne Kadın Kolları Başkanı olarak şikayet ettik dedi. Ki o da isim vermedi. Bence doğrusunu da yaptı. Buraya dikkat. Yakınları sadece o yakınları değil. Bak, yakınları iş artık geldi Ünal Üstel'in yakınlarına işte UBP Girne Kadın Kolları başka. O değil. Daha yakınları var. Ha? Daha yakınları var. Kayıtlara geçsin. Ünal Üstel'in yakınları diye söylenen bazılarının gazeteye manşet attığı, bazılarının yayında adını söylediği, Özersay'ın polise gidip şikayet ettiği, UBP Kadın Kolları diye bahsedilen yakınlarından başka yakınlar var. Şimdi gelelim samimiyete. Sen çıktın, nereye kadar gidilirse gidilsin dedin. Bakanını aldılar, dur demedin. YÖDAK başkanını aldılar, dur demedin. Demedin demedin, doğruyu yaptın. Bunun üzerine de beylik beylik laflar da ettin.
O da tamam, çürük elmalar ayıklanacak, bu iş artık temizlenecek, yeni bir yolla devam edeceğiz, üniversitelerimizi ayağa kaldıracağız, sağlık sistemimizi oturtacağız dedin de dedin, hepsi tamam. Şimdi iş geldi, senin yakınlarına dokundu. Bunlar yalan değil, bunlar dedikodu da değil. Biz ne dedikodu üzerine yayın yaparız, ne yalan üzerine yayın. Bugün bu dakika bu noktaya gelmiş olmasına rağmen, bugünkü gazetelerde ismiyle manşet olmasına rağmen biz hala daha isim ağzımıza almayız. Ama neyin ne olduğunu da biliriz ve buradan da söylüyoruz. O yakınları, sadece o yakınları değil, daha başka yakınları da var. Ünal Bey, bu işe yol veren sizsiniz, bu işi başlattınız, ben de sizi tebrik ettim. Helal olsun. 50 sene kimse yapmadı, sen yaptın. Ha, derler ki işte onun öyle yetkisi mi var, yukarıdan geldi de bilmem ne, fark etmez. Eleştirmeye geldiğimde ben seni eleştirirsem, övmeye geldiğimde de seni överim. O yüzden orada takdirimi gönderdim zaten biraz önce. Ama yakınlarına geldiği ve seni göreceğim şimdi. Bakayım ne yapacak? Yoksa acaba aniden başsavcının kapısına o yüzden mi? Aman bu işler bize dokunmaya başlıyor. Bir hal yol bulup burada duralım için mi dayandın başsavcıya? Bak zaman en iyi yargıçtır. Sen öyle yapabilirsin, öbürü böyle yapabilir, yukarıdan biri bastırabilir, her şey olabilir ama zaman gelir ve gerçeği hepimizin gözüne sokar ve gösterir. Zaman en iyi yargıçtır. Eğer böyle bir şey varsa ortaya çıkar. Ha yoksa, bak yoksa nasıl dün Cafer Gül Cafer dedi? Duydun mu ya Cafer Gül Cafer'i? 5-10 bin kişi insan kaçakçılığı yapar bunda. Tabii insan kaçakçılığı demedi. O oğlum da yapar dedi. Bak bak çıktı. Dedi ki işte 5-10 bin kişi var bu işi yapan. Oğlum da yapar dedi. Bakayım sen ne diyeceksin? Samimiyet testi başladı. Bugün başladı, yarın başladı, 2 gün sonra başlayacak. Göreceğiz. Ama bu iş artık o yola girmiştir. Yarın öbür günden neyin ne olduğu ortaya çıkacaktır. Orada göreceğiz bakalım. Neyin ne olduğunu. Bir de örnek vereyim bununla ilgili. Cumhurbaşkanının kızı Canev Tatar'la ilgili ortaya bir şeyler atıldı. Tak dedi gideceğiz. Ertesi gün çıktı. Dedi ki bu budur. Beyanını yaptı. Şimdi Ünal Bey'in yakınlarıyla ilgili bak altını çiziyorum. Yakını değil. Yakınları. O bildiğin değil sadece. Görecek bunu. Kaydet. Devam. Ve eğitim kurumlarıyla ilgili ciddi bir temizliğe başlıyorlarmış bizimkiler. Ya inanın bütün bunlar oldu. İşte tutuklamalar, onlar bunlar ne yapmışlar? Eğitim kurumlarında, eğitim kurumu ha, temizliğe başlıyorlarmış. Ben arkadaş gözümü seveyim, bu kadar sene senin aklın neredeydi? Bu insanlar yollarda, bellerde, sokaklarda gezerken, onun bunun ekmeğini elinden alırken, senin benim pastama ortak olurken, ben yasal, o yasa dışı bu memlekette hayatını sürdürürken, sen neredeydin ya? Ama geç olması hiç olmamasından iyidir. Madem ki bunu yapacaksın, göreceksin nereye kadar yapacağınızı. Kime kadar yapacağınızı, kime kadar dokunacağınızı, işin artık yani su akmaya bir devam eder arkadaşlar. Yolunu bulup bulmayacağını hep birlikte göreceğiz burada. Bu iş artık başka mecralara kaymaya başladı. Bunu da nereden anlıyoruz? Şimdi de ortaya bir insan kaçakçılığı konusu çıktı. Gelelim insan kaçakçılığına. Şimdi sanki de mesajlara da bakayım bir. Cezasız kalan suçlar başka suçların tohumlarıdır. Herkes yaptığının bedelini ödesin. Ne güzel bir mesaj. Harika. Cezasız kalan suçlar başka suçların tohumlarıdır. Demiş. Okul harçları konusu var. Okul harçları konusuyla ilgili yayının sonunda notlarım da vardır. Konuşacağım. Yayının sonunda ama. Yorumlara tekrardan döneceğiz. Şimdi gelelim insan kaçakçılığı konusuna. Hiç bilmezdik böyle bir şey olduğunu, değil mi? Hiç haberimiz yoktu. Kıbrıs, ne? Nasıl dedin? Kıbrıs'ta insan kaçakçılığı. Ma dalga geçin benim inan. Ya Kıbrıs, özellikle de Kuzey Kıbrıs.
KKTC'de insan kaçakçılığı ne münasebet yahu? Ya bizim sınırlarımız, Esin Bey öyle dediydi. Bizim sınırlarımız kadar eğik korunan sınır yok dedi. Hem dedi bizim asker korur, hem Türkiye askeri korur, hem gemiler keser, hem gözetlemeler var. Yani zanneden de kimse giremez bizim memlekete. Öyle bir durum var yani. Ya bizim ülkede insan kaçakçılığı vardı. Alakası yok. Şimdi öyle bir durumla karşılaştık ki sanki de insan kaçakçılığının bu ülkede olduğu yeni çıktı karşımıza. Ve dedik ki bu ülkede insan kaçakçılığı da varmış. Çıktı Cafer Gürcafer. Basın toplantısı yaptık. Neden? Onu da söyleyeyim. Neden? Çünkü bu iş iki sektör üzerinden dönüyor. İnsan kaçakçılığı. Bir, üniversiteler. İki, inşaat şirketleri. Üniversiteler öğrenci getirir güya. İnşaat şirketleri işçi getirir güya. Adamlar kaybolur ortadan. Yoktur. Yani memlekette de yoktur. Varsa da sen bilme. Ne adı var, ne şanı var, ne girişi var, ne çıkışı var, ne kaydı var, ne nerededir, ne kirada mı kalır. Bilmiyorsun adamı. Öldü mü, daldı mı, Rum'a mı gitti, ne yaptı kimse bilmez. Kaybolur adam ortadan. Öğrenci diye gelir, disappear, biter, yok olur yani. İnşaat işçisi diye gelir, kaybolur, çıktı Cafer Gürcafer. Dedi ki, bu memlekette, yani rakamın o kadar olduğuna da ben de inanamadım. Evet, bilirdik de yok da bu kadar. 5-10 bin kişi var dedi bu işi yapan. 5-10 bin kişi mi? Ya 5-10 bin kişiyi yasal olarak burada istihdam etsek bir özel sektöre memleket kalkınır. 5-10 bin kişi var bunu yapan diyor. Yasası da yok. Yasası olmayan bir işi 5-10 bin kişi yaparmış. Ve bu 5-10 bin kişiyi artık sen tahmin et. Ne kadar insan getirir yurt dışından. Çünkü bazıları gelir arkadaş hiç görmek olur. Bak hiç görmek. Hani şimdi biz dedik ya üniversiteye kaydolur gelir. Erzincan'dan gelir, İrne'den gelir. Gelir ama. Da kaydolur üniversiteye. Girişi de muhacirlikte tutulur da kaybolur. Bir onlar var. Bir de hiç görmediğim var. Gelir, Karpaz'ın kenarına atarlar elini sandalına. Karpaz'dan artık ener başlar yoruya yoruya. Otostopundan artık canı nereyi çekerse. Landaka'ya gitmek isterse o yandan Landaka'ya geçer. Lefke'ye isterse bu yandan Lefke'ye gider. Yani çeşit çeşit var bu işler. Bu kaçakçılık işleri. Ama kaçakçılık var. Bu iş yapılıyor ama yasası yok. Diyor ki Cafer Gülcafer, işte binlerce kişi var buradan oraya giden, yani güneye giden ve güneyde de tutuklanan, yani yakalar çünkü güney kendini, sokar içeriye mülteci kampı. Gitsinler diyor Gülcafer, baksınlar mülteci kampına, inşaat izniyle, inşaat şirketi izniyle gelenler sayılıdır oraya. Esas ağırlıklı olanlar üniversitelerden gelenler. Tamam, polisimiz zaten çalışıyor. Baksın, görsün. Halka da duyursun. Üniversitelerden mi gelir? İnşaat şirketlerinden mi gelir? Bu arada bir parantez daha açayım. Ve şunu söyleyeyim. Cafer Gürcafer ile ilgili bir iddia ortaya atılıyor. Cafer Gürcafer de çıkıyor. Bana sorarsanız yalanlamıyor daha. Bak, bana sorarsanız yalanlamıyor. Niye yalanlamıyor? Hakkını yemeyeyim. Yanlışım yoksa da ilk Sevin Çavi bunu ortaya attıydı. Dedi ki böyle böyle bir şey var. Böyle bir üstünden geçti. Tam hakim değilim. Ona yanlış bir şey söylemeyeyim. Ve çıktı ve dedi ki yalandır bunlar. Böyle şeyler yoktur falan filan. Ama döndü oğlunun yaptığını kabul etti. Soru işareti. Bunu al bir tarafa koy. İkincisi nereye geleceğim önemlidir arkadaşlar. İkincisi basın toplantısının sonunda Serdin Cavi'nin iddiaları sorulduğunda kendine. O da bu işi yapar dedi. Belgeleri de gösteririm dedi. Sevgin Çavya bunun üzerine bir açıklama yaptı. O da bu işi bir dönem kardeşi ki kardeşine kardeşimdir. Nur içinde yatsın. Müthiş bir insandı yani. Dünyada çok az insan var öyle. Çok yakından tanıdığım biriydi. Ama kaçakçılık yok dedi. Bakın size buradan bir şey söylüyorum. Gelinen durum, bu cümleleri lütfen ciddiye alın arkadaşlar. Gelinen durum bildiğiniz gibi değildir. Bak bildiğiniz gibi değildir. Sahte reçete operasyonuyla düğmeye basıldığında zannettiydi ki bir iki tane kaçak göçek eczacıyı doktoru alacaklar da bu iş bitecek. Eski başbakanına kadar gittiler. Tamam.
sahte diploma işi başladığında işte bu işi yapan ne bileyim ben Kemal Dursun'dan yanında kıdırdan bitecek zannettin. YÖDAK'ın başkanına rüşvete kadar gitti. Ve dahası da var. Daha da devam edecek. O da bitmedi. Bu insan kaçakçılığı işiyle ilgili bir tanesine dokunurlarsa dedeler gelsem bura bakayım. Korkarım ki bu iki olayda yaşandığı gibi sahte reçete ve sahte diploma olayında yaşandığı gibi çorap söküğü gibi arkası gelecek bu işin de Cafer Gürcafer kendi söylüyor. 5-10 bin kişi vardır diyor bunu yapan. Yok ki 5-10 bin kişi getirdiler. Ha, yanlış söylemem yani. 5-10 bin kişi, bu işi yapanlar 5-10 bin kişi getirdi değil. Yanlış söylemem. Bu işi yapan 5-10 bin kişi var diyor. Şok oldum duyduğumda ya. İnanamadım yani böyle bir şeye. O yüzden herkes çok dikkatli olsun. Geriden durum ortaladır. Polis bir kere tamamen ipi koparttı. Adam kimseyi tanımaz. 3 yıldızlı meslektaşını aldığı gibi daktı kelepçeyi soktu içeri. Polis hiç önüne arkasına bakmaz yani bu işlerin. Bir yol vardır açıldı gider. Bu kadar 1000 insan varsa eğer bu işle uğraşan ve yasası da yok. Cafer Gürcafer'in kendi beyanıdır bu. Yasası da yok. Bir tanesine bir dokunurlarsa endişem odur ki bütün arkasına gelecek bunun. Bir, belki de yüzlerce insan daha tutuklanacak bu işten. Tabii ki bütün bunların sebebi yani bütün bu konuştuklarımızın sadece insan kaçakçılığı değil. Otorite boşluğu. Aa, arkadaşımız da güzel yazdı biraz evvel. Senin memleketinde otorite yoksa, ödül yoksa, ceza yoksa ve yasalar bile uygulanamıyorsa adam o yanda yasası olmayan işi de çıkar ve yapar. Yani böyle bir durum var. Bununla bitti mi? Bitmedi. Bitmedi. Niye? Çünkü sevgili arkadaşlar bir Kıbrıs atasözü der ki bundan kötüsü olmaz dedikçe bundan kötüsü olmaya devam eder. Şimdi insan kaçakçı, insan kaçakçı o şeyle ilgili de bir şey, bir cümle var. Onu söylemem lazım. Cafer Gürcafer, yani bildiğim, konuştuğum bazı şeyler var. Burada onları söylemeyeceğim. Ama kayıtlara geçmesi için bir cümlesini söyleyip bu konuyu kapatacağım. Cafer Gürcafer dedi ki, ben dedi böyle sallama belgelerle değil, göstere göstere Serdinç Maypan'ın istediği programda, istediği gazetecide, düzgün, bağımsız, tarafsız neyse, yüzleşmeye hazırım, o da getirsin, ben de getireyim, bakalım ne olacak dedi. Bildiğim başka şeyler de var, konuştuğum başka kişiler de var. Burada onları dile getirmeyeceğim ama şunu söyleyeceğim. Bize burada biçilen rolün farkındayız. Zannetmeyin ki farkında değiliz. Yani çok detaya girmeyeyim ama bize burada biçilen rolün neyin olduğunu ben çok iyi biliyorum. Biz buna hazırız. Bak bu kadarını söylerim. Biz buna hazırız. Saçımızın telinden ince bile bizde adalet kaymaz. Sol tarafıma otursun. Kardeşim, benim kardeşim, ana bir, bana baba bir kardeşim, sağ tarafıma da otursun en büyük düşmanım, işimizi yapacaksak saçımızın telinden adaleti ayırmayız biz. Neyse onu gösteririz. Bu konuyu burada bırakıyorum, takipteyiz. Biz hazırız, gerisini kendileri bilir, çok girmeyeceğim bu konuya. Peki burada bitti mi? Yani sahte reçete dedin, okey, doktorlar gitti, eczacılar gitti. Sahte diploma dediğin, üniversite yetkilileri gitti, eski bakanlar gitti, YÖDAK başkanı gitti. Bakan rüşvet aldı dendi. Peki bitti mi burada? Yok, bitmedi. İş geldi, bu sefer de Sanal bete takıldı. Hani nasıl sağlıkta, eğitimde falan filan hiç bunlar yokmuşudu gibi. Bu sefer de Sanal Bet'e geldi. Ya Sanal Bet'te neyin ne olduğunu bilmeyenler var yok. Niye şimdi gündeme geldi bu? Çok enteresan arkadaşlar. Ya vallahi dedim sana acayip şeyler olur. Kontrolü kaybettik yani artık bunun içerisinde. Bak. Yaşam Ayevefe diye birisi var. Yaşam Ayevefe. Mutlaka duymuşsunuzdur. Duymayan iki tıklıkta Google'dan öğrenir kim oldu. Yaşam Ayevefe. Bu kişi bu ülkede
Sanal bet dendiğinde aklına gelen 3 kişiden biriydi. 3 kişi. Kimdi sanal bet dendiğinde bu ülkede aklına gelen? 1. Veysel Şahin. 2. Halil Falyalı. 3. Aha bu. Yaşam Ayerefe. Bu üçüncü sanal bet dendiğinde akla gelen. Veysel Şahin tutuklandı. Gitti. Geri de gelmedi. İçeriden çıktığı ama buraya gelmediği söyleniyor. Halil Falyalı'nın başına gelen ortada. O da gitti. Bu üçüncüsü de kaçaktı. Kaçak Yunanistan'da. Kırmızı bültenle aranan, Yunanistan'da saklanan. Aniden, bak aniden bununla ilgili bir bakanlar kurulu kararı çıkarttı bizimkiler. Hisse artırımı, şirket, mirket, şirketin ortakları. Yani bu bahsettiklerim alenidir ha. Gelip görebilin yani sen de. Yazan Yaşam AYBF, KKTC, Bakanlar Kurulu geçen hafta aldıkları kararı. Orada Ertuğrul İlaver'in de adı geçer. Ya Ertuğrul İlaver'in Yaşam AYBF ile birlikte bu işlerin içinde olduğu yeni mi yani? Ertuğrul'u da aldılar içeri bugün. Ertuğrul'a dediler ki sen sanal bet yaparmışsın. İşte kaçak işlerin varmış senin. Bu sanal betle ilgili gel içeri. Şimdi göreceksiniz. Ertuğrul'u aldılar ya sanal betle içeri. Ertuğrul Dilaver'i. Yasa dışı sanal betle içeri. Alındı. Ertuğrul Dilaver. Şimdi göreceğin çorap söküğü gibi sanal betten de başlayacak tutuklamalar. Onlar da gidecek. Çünkü bu işler böyledir. Hele de bizim ülkede. Yahu Kıbrıslıya demişler ki benden bir şey iste ama komşuna 2 katını vereceğim. Kıbrıslı demiş ki gözümü kör et. Allah korusun. Bir gözümü kör et demiş. Anladın? O yüzden birine dokunulduğunda da onu alırlar. Hemen böyle domino etkisiyle gider. Şimdi Ertuğrul İlaver'i de aldılar. Ya başka bir planlar var bu işin içerisinde saydım az önce. Veysel Şahin kayboldu. Gitti gelmedi. Falyalı'nın başına gelenler ortada. Yaşam AYBF gitti. Türkiye'nin aradığı birisi aniden kendi lehine bir bakanlar kurulu kararı çıkıyor. Aynı hafta ortağı denilen Ertuğrul İlaver tutuklanıyor. Nerede? Aa bu memlekette. Bütün bunların hiçbirinde tesadüf değil. Ha bir de şu var. Söylenir. Bak o kadarına da inanmamam. Bak, o kadarına inanmam. Bazı arkadaşlarımız var. Ciddiyetle bunu söylüyorlar ve diyorlar ki gerçekten öyledir. Ama ben daha o kadarına inanmam. Bak deniliyor ki bu işlerin arkasında çok büyük istihbarat örgütleri var. İran istihbaratı var. İsrail istihbaratı var. Hatta CIA var. O yüzden bunlar tesadüf değildir diyenler de var. Ve bunu söyleyen öyle sokak dedikodusu değil ha. Ciddi ciddi bu işleri bilen etkili yetkili insanlar. Diyorlar ki bunlar böyle bizimkilerin ya da işte Türkiye yürüyün bunun üstüne dendi de yürüdüğü olaylar değil. Bunlar çok daha büyük olaylardır. Uluslararası olaylardır. İran'ın, İsrail'in hatta Amerika'nın içinde olduğu olaylardır. Bak bu kadarına inanmam. Ama zaman gösterecek neyin ne olduğunu. Orada göreceğiz. Şimdi gelelim bütün bunların içinde tamamen unuttuğumuz bir başka olaya. Bugün ayın 27'si mi? 27 Mart değil mi bugün? Yarın da 28 Mart. Cuma'da 29 Mart. Demek ki Cuma günü Mart biter. İş günü olarak. Bu arada yarın 28 Mart Ev Meydanı'nın 4. yaş günü. Bir iki cümle daha onunla ilgili söyleyip öyle bitiririz. Hükümetimizin UBP, DP, YDP hükümetinin yaptığı müthiş işler içerisinde ve özellikle de yaşanan ciddi ekonomik kriz içerisinde ortaya attığı kalkınma planını açıklaması için 48 saati var. 48 saat. Çıktılar, bardak gibi dizildiler böyle. Dediler ki bu memlekette 27 yıldır kalkınma planı yapılmadı, biz yapacağız. Dedim ya nüfus, Sayın Başbakan nüfus, yani kalkınma planı yapmazdan evvel nüfus
projekte edecek dedi bana. Onu da projekte edecekmiş. Ortada ne projekte var, ne projeksiyon var, ne kalkınma planı var, ne işbirliği var. Hiçbir şey yok. Ama zamanın önüne hiçbir şey geçemez. Kaldı 48 saatim senin. 48 saat sonra Mart'ın son iş günü biter. 29 Mart. Saat 4.30 mesai bitti. Hadi da sen Mart 2024'te kalkınma planını açıklayacaktın. Hani da bu ülkede yapılmayanı 27 yıldır yapılmayanı yapacaktın. Hani bununla ilgili muhalefetle, sivil toplumla, sendikalarda, meclis dışı partilerle görüşüp ortaya çok önemli bir kalkınma planı çıkaracaktın. Yani o gün söylediydim. O günde 10 Ekim'dir ha. 10 Ekim var orada. Her yerde var gerçi. Ya dedim, önce bir nüfusu bilseydik. Önce bir nüfusu bilseydik gözümü seveyim. Bak nüfusu bilelim. Bak ben razıyım ha. Sen bana bir nüfus koy ortaya bilimsel. Yaşlısı şu, öğrencisi şu, erkeği şu, kadını şu, efendime söyleyeyim özürlüsü şu, ihtiyaçlısı bu diye bana bilimsel bir nüfus koy o önüme. Bileyim ben bu memlekette kaç yerli, kaç yabancı, kaç öğrenci, kaç yaşlı, kaç genç yaşar. Kalkınma planın kalsınsa, bak kalkınma planını bir sene daha yapma, razıyım. Ben şahsi fikrimi söylüyorum burada, ben razıyım. Sen bana lütfen nüfusu söyle, bilimsel. Ben kalkınma planı istemem senden. Senin bizi ne kadar kalkındırabileceğini bir sene erteleyebilirim bana. Ama nüfusu göster görelim. Say bilelim ve saymadılar ya. İnanabilin. Özellikle o programdan sonra işte o hepinizin bildiği, bu arada geçen gün fark ettim, bir kişi varmış ki onu izlemedi. Hayret bir şey yani. Onu nasıl izlemediyse, ama o da izledi sonra. O kadar bir ayağa kalktı ortalık. O programdan sonraki başbakana sordum, nüfusu bilirim ama söyleyemem dedi. O ne demektir dedim. Söylenebilen rakamlar var, söylenemeyen rakamlar var dedi. Ortalık yani gakta oturdu. Türkiye'ye kadar gitti olay. Ersin Tatar iki hafta sonra İngiltere'den açıklama yaptı. Nüfusumuz 410 bindir diye. Ersin Tatar oğlum, Ersin Tatar hiç kaçırır bu fırsatları. Neyse o zamandan sonra geçen süre içerisinde öyle bir yere geldik ki İçişleri Bakanı bile, kendi mevcut şu andaki ha, yani kabinesinde bulunan İçişleri Bakanı bile düzgün bir nüfus yapılanmasına dedi, o sayısına değemedi yani, ihtiyacımız var diyor. Neden? Çünkü akıl var, mantık var. Yani nüfus lazımdır sana, bileceğin nüfusu, az önce o saydıklarını. Döneceğim ondan sonra diyeceğim işte bu kalkınmayı yapıyorum, ekonomide bu, turizmde bu, tarımda bu, eğitimde bu diyeceğim. Senin daha nüfusun yok ortada. Geçtim, 48 saatin kaldı. Büyük bir icraat olarak ortaya koyduğumuz bunu orada. Ha, şimdi gelelim enteresan bir konuya arkadaşlar. Bu konuyla ilgili benden çok büyük beklentiler var. Benden çok büyük beklentiler var. Ama sizi bu sefer üzeceğim bu konuyla ilgili. Bak çok açık söyle. Nasıl ki her yerde adalet, her zaman adalet, size de adalet burada. Geçen sene bu zamanlar, yani 2023 Mart-Nisan dönemlerinde aniden bir okul fiyatı açıklandı. Özel okul fiyatları açıklandı. Ve şoka girdik. Yani bildiğiniz gibi değil fiyatlar. Akıl almaz yani o fiyatları. Bak herkese aynı örneği verdim. Buradan da söyleyeyim. Kendimden biliyorum yani bunu. 2400 isterlinle okuttum ben oğlumu. Yıllık özel okulda 2400 isterlinle okuttum. 8 taksit 300 isterlin ayda verildim. Ve 2400 isterlini öderdim çocuğa. Tamam. Sonra geçen seneden sonra, bu sefer sıra kızıma geldiğinde, bir fatura koydular önüme ve bana dediler ki 4500 euro taksit de yok. Tamam. 2400 isterlin, 8 taksit, 300 pound ayda öderdin. Öbürü geldi sana dedi ki 4500 euro cash. Taksit, ne taksit ya?
Taksit yok. Buradan çok önemli bir yere geleceğim. Lütfen dikkatli takip edelim burayı. Taksit yok. Ne yapacak? Peşin ödeyeceksin. Peşin. Geçen sene böyle bir felaketle karşılaştık. Ve tepkim de şu. Gerek buradakilere, gerek burada olmayanlara. İşin içerisinde olan birisi olduğum için, yani özel okulda çocuk okutan bir kişi olduğum için, kendim için ve bu durumda olan bütün herkes için isyan ettim. Bakan geldi, bakana söyledim. Bak, soygundur bu dedim. Soygun, soygun. Bu yaptıkları dedim, insanlığa sığmaz. Beni geç. Yani şahsi olarak tepkimi ben zaten istediğim yerde gösteririm. Genelinden bahsedelim. Senin devlet okulların dökülür, deprem oldu geçen sene okulları, onarlamadın. Ve özel okullar böyle fiyat çekiyor. Devlet ne yapar buna dedim. Tınmadılar. Özel okul sahiplerine dedim ki vicdansızsınız. İnsafsızsınız. Bütün bu halkın insanlarının en hassas noktasından çocuklarından vuruyorsunuz insanları. Soygundur bu dedim. Kimse de bir şey söylemedi. Kimse de bir şey yapmadı. Ben isyan ettim, bağırdım. Burada da, televizyonda da, bakanın karşısında da, özel okul sahiplerinin önünde de. Nasıl böyle bir şey yapabilirsiniz dedim. Fiyatları iki katı, üç katı artıracaksınız. Taksidi ortadan kaldıracaksınız. Peşin ödemeyi insanlara dayayacaksınız. Ve bunu da en hassas yerlerinden, çocuklarından yapacaksınız. Nasıl insanlarsınız sizi? Burada da söyledim. Orada da söyledim. Yüzlerine de söyledim. Ama başka kimse bir şey söylemedi. Hiç kimse konuşmadı. Bu konu unutuldu gitti. Şimdi bu sene görüyorum dün bir okulumuz, yanlışım yoksa eğer yakın doğru galiba, çıktı ve okul fiyatı açıkladı. Korkunç rakamlar. Korkunç. Gülerim sadece. Bak gülerim. Neden bilin? Benim bu yayınları, bu akşamki de dahil olmak üzere, bütün bu yayınları yapma sebebim tektir. Bir tane. Adalet için. Ve siz bunlara destek verirsiniz diye yapıyorum ben bu yayınları. Yoksa bir insan yalnız başına çıkıp böyle bir şey yapar mı? Kendi kendine konuşta gitsin. Sen oradasın diye, sen burada yazan diye, sen eleştirin diye, sen yorumlan diye, sen alın paylaşın, alın etiketlen diye yapıyorum ben bu yayını. Ama ben bu konuda isyan edeceğim. Senin de çocuğun var orada. Ama sen hiçbir şey yapmayacaksın. Sen de orada okun. Seni de soyarlar. Ama sen de hiçbir şey yapmayacaksın. Dazan nedenken de çıkacağım, bağıracağım, çağıracağım. Tek başıma. Tek başıma yapabileceğim şeyleri ben zaten tek başıma yaparım. Ben bu yayınları hep birlikte bir şeyler yapalım diye yapıyorum. Özel okul fiyatlarında şikayetçisin değil mi? Soygun var değil mi? Af yok değil mi? Evet. Ne af var ne insaf var. Hiçbir şey yok. Açıklanan fiyatlar bu daha yakında onun. Daha yarın öbür gün daha yükseklerini de göreceksiniz. İnanılır gibi değil bunlar. Toplumsal ortak tepki olmadıktan sonra hiçbir şey hedefine ulaşmaz. Aha bu ulaştı mı? Geçen senekinden daha büyük vurgun yapıyorlar sana. Şimdi gelelim daha temel bir soruna. O da şu. Ev alırdın eskiden. Sen alamazsan bile annen baban alırdı sana. Destek olurdu. Sen de çalışırdın. O depozitik olurdu. Sen taksiti ödedin. Ev alırdın. O bitti. Yani şu anki piyasada bu rakamlarla KKTC vatandaşlarının ev alma ihtimali neredeyse ortadan kalktı. Arabaya geldi sıra. Yarın öbür gün göreceksin, araba da alınamayacak durumlara gelecek. Bu okul konusu da öyledir. Bütün temel sorunumuz budur. Bak bazı iş yerleri var, açık açık söylerim buradan. Bazı iş yerleri var, bazı sektörlerde geldiğimiz durum şudur arkadaşlar. Lütfen dikkatli dinleyiniz burayı. Ülkenin en temel sorunlarından biridir bu şu anda. Ne derler sahibinin mi? Sen okutmazsan, sen ev almazsan, sen araba almazsan sorun değil. Ev alan da var, araba alan da var, çocuğunu özel okulda okudan da var. Hiçbir şey, hiç kimse hiçbir şey yapmazsa Rum gelin benim malımı alır der sana.
fiyat bu. İnsaf, birliktelik, Kıbrıslı Türk dayanışma anlamadı. Ne? Ne dayanışması yahu? Ne insaf yahu? Kardeşciğim, evin fiyatı bu. Alayım yoksa almam. Sen almazsan İran ne alır? Deterjanın fiyatı bu. Alın, sen almazsan Rum alır. Arabanın fiyatı bu. Alın, sorun değil. Sen almazsan Rus alır. Aha buraya geldik ve yavaş yavaş memleket kayar gider altımızdan. Ve bizi bunu yaparken en hassas yerlerimizden vururlar. Gıdadan vururlar. Barınmadan vururlar. Evden, çocuğundan vururlar seni okutmadan. Ama hiçbir tepki yok. Hiçbir tepki yoksa gayet güzel. Herkes memnun, mutlu. Ev meydanının 4. yılı. Bunu hep söylerim. İşte alçak gönüllülük yapmam burada. Ev meydanı sizinle birlikte. Siz daha iyi oldunuz o zamanlar. Sizinle birlikte Facebook'ta bir düğmeyle başlamış. Ve bütün Kuzey Kıbrıs yayıncılığının akışını değiştirmiştir Ev Meydanı. Ev Meydanı öyle bir yayın, öyle bir program olmuştur ki özellikle kapalı olduğumuz pandemi döneminde hiç tanışmayan insanlar bir araya gelmiş, tanışmış, büyük dostluklar kurulmuş, bakanlar kurulunda karşıya konulup izlenilmiş pandemi döneminde Ali Bilgi bakanken o zamanlarda binlerce kişiye ulaşmış, yaptığı yayınlar Türkiye basınına çıkmış. Türkiye basınına çıkmış bir yayındır, bir dost yayınıdır Ev Meydanı. Ve Ev Meydanı 4 yılı doldurmuştur ve hala da bana da öyle bir ayrıcalık vermiştir ki gurur duyuyorum bununla da. Hem sosyal medyada hem televizyonda yayın yapan tek kişi olarak şu anda karşınızda. Başka biri yok böyle. Sosyal medyada düzenli yayın yapan ve televizyonda başkandan, başbakandan, cumhurbaşkanıyla, vekilden her hafta düzenli yayınlar başka kimse yok. Bütün bunların sebebi hep söylüyorum sizsiniz. Siz varsınız diye bu yayınlar var. Siz izlersiniz diye o yayınlar var. Yani işin etkisi üzerinden yıllar geçtiği halde devam ediyor. Bunun için size sonsuz sonsuz teşekkür ediyorum sevgili arkadaşlar. Bana çok büyük güzellikler yaşattınız, hala daha da yaşatıyorsunuz. Çok sağ olunuz. Ama hep söylüyorum, ben tek başıma bir kişiyim. Bizi biz yapan birlikte olmamızdır. Yan yana olmamızdır. Beraber mücadele etmemizdir, beraber sinirlenmemizdir, beraber eğlenmemizdir, beraber kızmamızdır. Ya siyasilerimizin bile, bak düşün bu akşam, sol yok yumurta yok ortada. Rum Cumhurbaşkanı Nikos Christodoulos kendi Instagram'da bizi izler. Düşünebilin ne parık yani. O yüzden ben bunun değerinin farkındayım. Bunun için de size minnettarım. Siz olmazsanız bunların hiçbiri olmazdı. Bugün de buradaysam ben eğer ve siz de buradasınız. Yine işte hep birlikte olduğumuz içindir bu. O yüzden bununla ilgili bir kez daha hepinize sonsuz teşekkür ederim. Bu yaşadıklarımız, bu paylaştıklarımız inşallah hep devam edecek. Ev meydanı bir ekol oldu aslında. Olmaya da devam edecek. Gelişmeye, genişlemeye de devam edecek. Belki önümüzdeki dönem farklı şeyler olabilir ev meydanıyla ilgili. Ama son cümle olarak bunu söyleyeyim. Siz varsanız ben de varım. Net. Şimdi geldik yayının kapanışına. Kapanışta ne yapıyoruz? Öğrendiniz mi siz ne yapıyoruz kapanışta? Ne yaparız kapanışta? Bravo, bravo. Kapanış heşa saati. Heşa saatinde sevgili arkadaşlar emojilerinizle, yorumlarınızla, varsa eğer kızgınlıklarınızla, eleştirilerinizle yayınımıza son yorumları, emojileri gönderiyorsunuz ve biz de hep dinlemiş olduğumuz Ev Meydanı'nın klasikleşen kapanış şarkısıyla yayınımızı yavaş yavaş noktalıyoruz. Bu arada nazar boncuğu dağıtına, vallahi bıktım usandım, ne oldu o tesisatçı geldi miydi ya? Ya sporu bitirdim, tamam. Bastım da bastım yani bugün. Hemen çıkacağım yukarıya, tıraşımı olacağım, yıkanacağım, yayını arayacağım. Bastım hiç, o işlemez ya. İnanabilin.
İnşallah çözmüşlerdir onu da. Şimdi ben buradayken nazar boncuğu dağıtın, korunalım da bir arada tütünelim. Söyleyeyim annem aslında. Bir akşam gelsin annem de böyle yan taraftan tütütsün bizi burada yayındayken. Bizde ihtiyacımız var ona da. Nazar boncuklarımız için, emojiler için, eleştirileriniz, kızgınlıklar, her şey için çok teşekkür ederim. Ev meydanının 4. yılını yarın belki kutlarız bir şekil. Buluşmamızı, ev meydanı, aile buluşmamızı Mayıs ayında yapacağız. Özellikle Instagram'daki arkadaşlarımız soruyor. Mayıs'ta buluşacağız arkadaşlar. Bir aksilik olmazsa hepinizi bekleriz. Gelenler bilir orada ne güzel ortamlar olduğunu ev meydanı buluşmalarında. Mayıs ayında buluşacağız. Çok yeni arkadaşlarımız da var bize katılan. Onlar da bizlerle birlikte olacak. Bu akşam için de hepinize sonsuz teşekkür ederim. Birazcık da ben dinleyeyim sizinle şarkıyı ve ardından yayınımızı kapatalım. Emojileri göreyim. Doğru yapacak onu bir defa. Gözlerinde çalınınca şarkılar, dağlarda dört mevsim birden bire açar. Gözlerinde çalınınca şarkılar, dağlarda dört mevsim birden bire açar. Her an gözlerinde şarkılar çalsa, yaman olur bu dünya bir anda. Her an gözlerinde şarkılar çalsa, yaman olur bu dünya bir anda. Güzel günler hangi dağın ardındadır, varabilmek mümkün mü hiç o dağlara? Güzel günler hangi dağın ardındadır, varabilmek mümkün mü hiç o dağlara? Hiç bu denli unutmamıştık yaşamayı, gülmeyi, sevişmeyi ve şarkı çalmayı. Hiç bu denli unutmamıştık yaşamayı, gülmeyi, sevişmeyi ve şarkı çalmayı.